Merhaba arkadaşlar. Bugün büyük bir kayanın dibinde bir tane mağara girişi var. Çok büyük arkadaşlar. Bu mağara girişini gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Burası büyük bir kayalık. Hemen uzaktan göstermeye çalışayım her tarafını. Ve altında da arkadaşlar bakın hemen şurada büyük bir giriş var. Eskide bir Türk film vardı arkadaşlar. Ali Baba diye, 40 haramiler. Onların yerine benziyor. Bakalım bu kaya girişini bir görelim. Gerçekten de 40 haramilerin girdiği mağara gibi bir yer. Burası da ön tarafı. En üstlerde çok büyük tepelerinde oymalar da var. Bakın hemen göstermeye çalışayım. Parmaklarım ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama şuralarda. Hemen yanında da oyması olan kayalar da var. Gidelim bakalım. Bu mağaramız neyin nesidir? Girişini açıl susam açıl deyip de açabilir miyiz? Bir bakalım. Arkadaşlar bakın hemen bu kayanın dibinde böyle büyük bir giriş var. Ve üste doğru çıktıkça insan elleriyle işlenmiş yerler de var. O kadar güzel bir yer ki muhteşem yani. Hemen yanına yanaşalım. Bir de dikkatimi çeken şu üst tarafta bakın hemen şurada bir tane kasa gibi bir yer var. Orayı sizlere paylaşacağım. Bakalım. Önce bu mağara girişimizi bir kontrol edelim bakalım. Çok güzel bir yer. Şöyle girişi var. Bakın. Bayağı bildiğimiz Ali Baba 40 haramilerdeki büyük giriş gibi. Hani açıl susam açıl, kapan susam kapan deyip de kapanan yer gibi. Ve etrafını göstereyim. Tabi buralarda dikkat çeken yerler de var. Onlara da bakalım. İnsan elleriyle işlenmiş yerler de var. Hemen yanaşalım. Göstermeye çalışayım bakın. Çok güzel, muhteşem bir bölge. Yan tarafına gidelim. Kasa dediğim yeri de sizlerle paylaşalım bakalım. Bakın. Mağara girişimiz ama kapalı. Üstünde de dikkat çeken yerler var arkadaşlar. Hemen şurayı bir göstereyim sizlere. Bakın. Gerçekten de harika bir yer. Burası mağaranın girişi. Alt taraflarına girecek yerler var mı bilmiyorum ama hemen şöyle bir göz geçireyim.
Sizlerle birlikte bakalım. İçini görüyorsunuz. İçi daha da boş arkadaşlar. İçi bayağı geniş bir yer. Burası da yan taraflar. Sanki sonradan yapıştırılmış gibi kayalar. Şurada da tuzak şeklinde bir taş var üstümüzde. Düştü düşecek. Ve kasa dediğim yere bir gidelim bakalım. Şu kayanın hemen üstünde dikkatimi çeken yer burası. Bakın hemen yarın yanaştırmaya çalışayım. Sonradan yapışmış ve oranın şeklini almış bir yer. Üstüne de dikkat çeken bir yer var. Şurada bir kaya var. Üstünde ufak ufak oymalar yapılmış. Şu kayanın yüksekliğini görüyorsunuz. Ne kadar muhteşem bir yer. Ve önü, ön tarafı çok geniş bir arazi. Bakalım yanında bir şeyler var mı? Evet. Çok değişik bir yer. Şurası o kadar tehlikeli ki. Şuna bakın. Tonlarca taşlar hep yığılı. Burayı bir taş yerlerseniz bütün şu gördüğünüz kayalar, tonlarca kayalar üstünüze gelir arkadaşlar. Bakalım. Buralarda başka neler var? Şurada hemen bir giriş var. Şu tuzaklı taşları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi düşerse burada tonlarca taşlar var. İnsanı bir daha çıkmamak üzere gömer arkadaşlar buraları. Şurada bir yer var. Açılmış da önceden. Ve çok güzel bir yer. Hemen şurada da bir yer var. Çekelim şöyle. Şurada bir kayamız var. Çok güzel gözüküyor. Muhteşem bir yer ve muhteşem bir oyma. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi kanalıma destek olursanız bu gibi videolar gelecektir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Thank you.